Biz Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in, Berkin Elvan'ın katilleriyle hesaplaşacağız. Emri ben verdim diyenle hesaplaşacağız. Emekçilerin haklarına, kadınların özgürlüğüne, Kürt halkının eşitliğine, LGBT artıların varoluşuna, doğamızın korunmasına, gençlerin bugünlerine, Alevilerin eşit yurttaşlığına, laikliğin olmazsa olmazına kıpkırmızı bir çizgi çekeceğiz. 35 gün kaldı. Tam 35 gün. 35 gün sonra 20 yılın talanını, karanlığını, yalanını, soygununu bitiriyoruz. Hesap soruyoruz. Tam 35 gün sonra Tayyip Erdoğan fotoğraflarını tüm devlet dairelerinden indiriyoruz. Hep birlikte söküp atıyoruz. Daha önemlisi, kendisini hayatımızdan çıkarıp atıyoruz. Sevgili kardeşler, buraya uzun bir yoldan geldik. Çok uzun bir yoldan geldik. Memleketin çıkarına olmayan, milyonların umudu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, ittifakımızın çıkarına olmayan hiçbir şey Türkiye İşçi Partisi'nin çıkarına olmaz dedik. Memleketimizi evvela bu saray rejiminden kurtulmak için tüm müttefiklerimizle, altını çizerek söylüyorum, tüm müttefiklerimizle hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. O yüzden burada sözlerime başlarken, başta HDP olmak üzere tüm müttefiklerimize, Emek ve Özgürlük İttifakı'na yoldaşça sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı, yeni yüzyılın asli kurtarıcı ve kurucu gücü olarak bizim mücadelemizin en merkezi yerinde durmaktadır. Bu ülkede barışı, kardeşliği, adaleti sağlama mücadelesinde hep omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Açıkça ifade ediyorum, bizi başka ittifaklara benzetenleri hayal kırıklığına uğratmanın mutluluğuyla, gururuyla buradayız. Zafere hep beraber yürüyeceğiz. Zafer Emek ve Özgürlük İttifakı'nın olacak. Zafer hepimizin olacak. Kardeşler, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptık. Dedik ki Türkiye İşçi Partisi bu ittifakın başarısı için pek çok seçim bölgesinde seçimlere katılmayacak. O yüzden buradan bugün seçim çalışmalarına başlarken Türkiye İşçi Partisi'nin tüm üyelerine görev veriyoruz. Tüm gönüllülerimize, dostlarımıza, bizi sevenlere çağrı yapıyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere girmediği her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütmek, Yeşil ve Sol Parti'ye oy vermek hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bayrağını büyüteceğiz, yükselteceğiz. Ve sevgili arkadaşlar, Türkiye İşçi Partimiz de 53 seçim bölgesinde oy pusulasında bir seçenek olarak halkımızın karşısında olacak. Kardeşlerim, ben 44 yaşındayım. 44 yıldır oy pusulasında Türkiye İşçi Partisi hiç olmamıştı. Bugün bunu başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu mücadeleye dünden bugüne emek veren tüm yoldaşlarımıza yürek dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Herhalde artık bugün bu kürsüde söyleyebilirim. Bu kararı ilk verdiğimizde, Türkiye İşçi Partisi'ni siyaset sahnesine yeniden çıkartmaya karar verdiğimizde ateşten bir gömlek giydiğimizi biliyorduk. Biz bugüne kadar buna layık olmaya, elimizden geleni yapmaya, bu onurlu tarihe herhangi bir leke düşürmemeye çalıştık. Eğer sadece bunu bile başarabildiysek bu bizim için çok büyük bir onurdur ve bu bayrağı yükseltmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye İşçi Partisi tüm Türkiye İşçi Sınıfı'nın, tüm Türkiye'nin sosyalistlerin mücadele arkadaşıdır, yoldaşıdır. Bu vesileyle önümüzdeki seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'ni destekleme kararı alan UİT değerli yoldaşlarımıza, Yeşiller Partisi'ne, İşçi Demokrasi Partisi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Zaman zaman bizi diğer partilerle karıştırıyorlar, sonra da çok şaşırıyorlar. Neden biz onlar gibi konuşmuyoruz, onlar gibi davranmıyoruz, onlar gibi boyun eğmiyoruz diye şaşırıp duruyorlar. Aslında cevabı çok basit. Biz bir çıkarın, bir hesabın peşine gitmiyoruz. Biz kendi kaderini emekçi halkın kaderiyle birleştirmiş, kendi varlığını halkın varlığıyla bütünleştirmiş, kendi çıkarıyla halkın çıkarını özdeşleştirmiş bir partiyiz. Bakın, biz başkasına benzemeyiz. Söz konusu olan halkın hakları ve çıkarı olduğunda kural da tanımayız, yasak da tanımayız, zor da bilmeyiz, korku da bilmeyiz, hiç kimseden emir falan da almayız. O yüzden sevgili arkadaşlar, şimdi herkes şunu bilsin. Biz holdinglerin akıttığı kaynaklarla değil,
emekçilerin, halkın kıt kanaat bir araya getirdiği yardımlarla çalışırız. Biz halkın vergilerinden hazine yardımı adı altında kasalarına para indiren partilerden değiliz. Üye ve gönüllüleri parayla asla karşılığı ödenmeyecek büyük bir emekle ayakta tuttukları bir partiyiz. Şunun için söylüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi seçim sürecine girdik, sokaklara çıkacaksınız. Billboardlarda kocaman renkli renkli ilanlar, reklamlar göreceksiniz. Hani oraya baktığında bizi göremeyecek olan yurttaşlara seslenmek istiyorum. Doğru, biz o renkli billboardlarda olmayacağız. Bizim oralara çıkacak paramız olmayacak. Ama biz yurttaşlara, yoldaşlara güveniyoruz. Biz yüz binlerce gönüllü ordusuyla çalışacağız. Biz yüz binlerin yüreğinde yerimizi alacağız. Bu vesileyle de söyleyeyim. Biz parlamentoya keyif sürmeye gidecek vekiller değil, mücadelemizi güçlendirecek yoldaşlar göndermek için uğraşıyoruz. Burası Türkiye İşçi Partisi. Burada sen ben kavgası olmaz. Burada ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Herkes önündeki yoldaşın kazanması için ne yapabiliyorsa, elinden ne geliyorsa bunun için çaba sarf eder, canını dişine takar. Biraz sonra açıklanacak ama burada söylemek istiyorum. Bakın, bir vekillik sırası için ne fırtınalar koptuğunu hepimiz görüyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye'de belki de en güçlü olduğu yer Hatay. Sevgili Barış yoldaşım dedi ki, can çıkacak dedi, can! Arkadaşlar, herkes Türkiye İşçi Partisi'ni bu gözle değerlendirsin. Herkesin anasının ak sütü kadar helal göreceği bir milletvekilliğini bir cezaevindeki yoldaşı çıksın diye, başka bir turizm işçisi yoldaşı milletvekili olsun diye bırakmış bir yoldaşımız var. Gurur duyuyoruz biz onunla. İşte sevgili yoldaşlar, bizi bu yüzden yenemezler. Onlar bizi anlayamazlar. Onlar yoldaşlığı, onlar halka bağlılığı, onlar mücadeleyi her şeyin önüne koymayı anlayamazlar. Biz geçtiğimiz 5 yıl boyunca bunu anlattığımızda ya hayal gördüğümüzü düşündüler ya da inandıramadık. 5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorduk ve inandıramadık. Şimdi bakın, ne demiştik biz? Önümüzdeki seçimde niyetimiz meclise daha çok Türkiye İşçi Partili göndermek değil. Bizim niyetimiz meclisi ait olduğu yere, halkın ellerine emanet etmektir dedik. Bu yüzden tiplileri değil, halkın temsilcilerini, sözcülerini, direnişçilerini buluşturacağız. Türkiye İşçi Partisi bu ülkede mücadele eden insanların yan yana geldiği yer olacak dedik. İşte şimdi bakın, direnen işçiler, direnen kadınlar, direnen gençler, direnen aydınlar, direnen çevreciler, direnen LGBT artılar, direnen, mücadele eden toplumun tüm kesimlerinden kim varsa Türkiye İşçi Partisi onları meclise taşıyacak. Bu vesileyle bunu mümkün kılan partimizi ülkemizin dört bir yanında direnişçilerle buluşturan tip senin sesin diyen tüm partili yoldaşlarıma, arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Sağ olun yoldaşlar. Gerçekten bu başarı bu parti örgütünün, bu partinin ülkenin dört bir yanında çok zorluklarla mücadele eden kadrolarının, üyelerinin, dostlarının, gönüllerinin başarısıdır. Şimdi kardeşler, artık başlıyoruz. 35 gün sonra bu büyük kötülük saltanatına son noktayı koyacağız. AKP ve Tayyip Erdoğan bu ülkeden çok şey çaldı. Türkiye'de gençleri, kadınları, emekçileri yoksulluğa, işsizliğe, umutsuzluğa ittiler. Bizleri haksızlığa, hukuksuzluğa alıştırmaya çalıştılar. Ama en çok da gençlerimizin, insanlarımızın yaşam sevincini çaldılar. Geleceği kapkaranlık bir noktaya getirdiler. Biliyoruz, belki yitirdiğimiz yılları geri alamayacağız. Ama bu ülke ve onun güzel insanları için, bu topraklarda mutlu ve eşit bir hayatı düşleyen herkes için yeni bir gelecek umudunu hep birlikte yeşerteceğiz. Yıllardır halktan çaldıklarıyla lüks içinde yaşayanlar, bu memleketin havasını, suyunu, toprağını peşkeş çekenler, mafyalar, avantajcılar, sesimizi duyun, size sesleniyoruz. Çaldığınız her kuruşun hesabını mutlaka soracağız. Halktan çaldıklarını teker teker geri alacağız. Ve bu ülkenin emekçileri için yaşanabilir, eşit, özgür ve adil bir ülkeyi kuracağız. Biz kardeşlerim, bizim varlığımız artık Türkiye'de bir kırmızı çizgi olacak. Türkiye'de kıpkırmızı kalın bir çizgi çekeceğiz. Ve diyeceğiz ki, burada Türkiye İşçi Partisi var, bu çizgiyi geçemezsiniz. Emekçilerin haklarına, kadınların özgürlüğüne,
Kürt halkının eşitliğine, LGBT artıların varoluşuna, doğamızın korunmasına, gençlerin bugünlerine, emeklilerin kazanılmış haklarına, Alevilerin eşit yurttaşlığına, laikliğin olmazsa olmazına kıpkırmızı bir çizgi çekeceğiz. Halkın servetine çökenler, sırtını saraya dayayıp şişinenler bu salondan çıkan sesi iyi dinlesin. Yarattığınız o bozuk düzenin hesabını sormak için geliyoruz. Kendisine mürit arayan, halkımızı ortaçağ karanlığına mahkum etmeye çalışan, Aladağ'da çocuklarımızı, öğrenci yurtlarında Enes kardeşlerimizi bizden alan tarikatlar, cemaatler iyi dinlesin. Siyasal İslamcıların besleyip büyüttüğü holdinge dönüşmüş o karanlık yapılara göz açtırmayacağız. Eğitimden, sağlıktan, ticaretten el çektireceğiz. Biz hep inandığımızı söyledik, hep açık konuştuk. Varsın kimileri devri sabık yaratmaya çalışıyorlar desin. Ne derlerse desinler. Biz her sınavla, her atamayla umudu çalınan gençlerin, alın teri dökse de hakkını alamayan öğretmenlerin, mühendislerin, işçilerin, İslamcılardan başka bir hayata mahkum edilen öğrencilerin hesabını sormak zorundayız. Bu karanlığın hesabını soracağız ve hesaplaşacağız ki önümüzdeki 100 yılda hiç kimse ama hiç kimse bir kez daha bu yüzsüzlüğe, bu arsızlığa, bu yolsuzluğa bir daha cüret edemesini istiyoruz. Hiç lafı dolandırmadan söyleyeceğim. Herkes bilsin. Biz Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in, Berkin Elvan'ın katilleriyle hesaplaşacağız. Emri ben verdim diyenle hesaplaşacağız. Biz Somalı, Ermenekli, Amasralı madencileri göz göre göre ölüme gönderen patronlarla hesaplaşacağız. O patronların önüne yatan, yerdeki madenciye tekme vuranla hesaplaşacağız. Çorlu tren katliamının sorumlularıyla hesaplaşacağız. Büyük Moğuç ailesinin katilleri başta olmak üzere bu memleketin havasını, suyunu çalanları, ona savaş açanlara karşı bu adaletsizlikle mutlaka hesaplaşacağız. Kardeşlerim, biz bu halkı 20 yılın sonunda ev almayı geçiyorum. Bir kira dahi ödeyemez hale getirenlerle, kendileri Karun kadar zenginleşirken halkın çocuklarını süt içemeyecek duruma getirenlerle mutlaka hesaplaşacağız. Kendileri için her şeyin en güzelini alıp bu ülkenin en güzel çocuklarının hayallerini çalanlarla, onlara başka coğrafyalarda göçmen olma hayali kurduranlarla mutlaka hesaplaşacağız. Türkiye İşçi Partisi yeniden siyasete atıldığında önümüzde 10 yılları aşan ezberler vardı. Herkesin baştan kabul ettiği kanunlar vardı. Neydi o kanunlar? Düzen partileri sanki kendi aralarında anlaşmış, çizgiler çekmiş, yurttaşı da benden değilsen ondan, ondan değilsen bundansın diye adeta takımlara ayırmıştı. Alan memnun, satan memnun. Seçimleri de basit bir matematik hesabına dönüştürmüşler. Oh ne ala memleketi yönetiyorlar. Biz tüm bunların üzerine bir tek çizgi çektik. Kırmızı bir çizgi. O kırmızı çizgi işçi ile patron arasındaki kırmızı çizgidir. Emekle sermaye arasındaki kırmızı çizgidir ve işte bu kırmızı çizgi bütün ezberleri yıkıp geçmiştir. Şimdi korkuları bundan. Aman bir de bunlar başımıza çıkmasın diye uğraşıyorlar. Mecliste, televizyonda çok fazla konuşamasınlar. Sokakları, meydanları dolduramasınlar diye ellerinden geleni yapıyorlar. Neymiş? Başı açıkmış, kapalıymış. Sünniymiş, Aleviymiş. Türkmüş, Kürtmüş. 10 yıllardır aynı şeyi dinleyip dinleyip duruyoruz. Bu ezber 10 yıllardır ne Türk'ün ne Kürt'ün işine yarıyor. Ne Sünni'nin ne Alevi'nin işine yarıyor. İşte bu yüzden bu ezberi, sadece düzen sahiplerinin çarkını döndüren bu ezberi kırmamız gerekiyor. Biz şuna inanıyoruz kardeşler. Bu ülkede bir tek gerçek var, o da şudur. Bu ülkede üretenler ile yönetenler aynı olmadıkça, işçi çalışıp patron kazandıkça bu zulüm bitmez, bu işsizlik bitmez, bu yoksulluk bitmez, bu zalim iktidar bitmez. O yüzden şimdi biz tip senin dediğimizde insanların sesi daha güçlü çıkmaya başlıyor. Bu ezberler terk ediliyor. Bu çürük düzenin en büyük kabusu budur. İşte konuşmamın sonuna gelirken şimdi ben soruyorum, bu tip kimin? Dev makineler arasında gün boyu evine ekmek götürebilmek için canını dişine takıp çalışan fabrika işçisi kardeşim, tip senin. Merdiven altı atölyede 3 kuruşa çalışmaya mecbur bırakılan
Yoksulluk içinde çocuk büyüten, evini çekip çevirmek zorunda kalan kardeşim. Tip senin. Akşam vakti evine giderken, tek başına seyahat ederken, plakasını arkadaşlara gönderdiği taksiye binerken, yaşadığı tedirginlikten illallah diyen genç kardeşim. Tip senin. Hayatının 15-16 senesini okul sıralarında dirsek çürüterek geçirip mezun olduktan sonra iş bulamayan, iş bulsa hak ettiği ücreti alamayan, emekleri ve hayalleri çalınan genç kardeşim, tip senin. Devlete yıllar boyu parasını ödemesine rağmen konu emekliliğe gelince önüne bin bir engel çıkartılan emekli kardeşim, tip senin. Cerrahtepe'de, Kaz Dağları'nda, HES direnişlerinde, hayvan hakları eyleminde bu memleketin dağına, taşına, suyuna, toprağına sarılan kardeşim, tip senin. Sadece dilediği gibi yaşamak istediği için işsizliğe mahkum edilen, dakika başına ölümle, istismarla tehdit edilen LGBT artı kardeşim, tip senin. Tip sadece yaşayanların değil, bizden koparılırken ölümsüzleştirilenlerindir aynı zamanda. Somalı Ermenekli maden işçisi, tip senin. Metin Lokumcu, tip senin. Ali İsmail, tip senin. Büyük Doğuç ailesi, tip senin. Tip senin Efe Demir. Belki tip senin. Tip senin. Ve şu anda belki evde, belki mesaide, belki tarlada, bu ülkenin dört bir yanında sesimizin ulaştığı, alın teriyle yaşayan bu ülkenin güzel insanı, tip senin. Kardeşler, bugün gerçekten çok coşkulu bir toplantıdayız. Bazen boğazımız düğümleniyor, gözlerimiz doluyor. Ama bu coşkulu toplantıdan sonra hiçbir şey dünkü gibi olmasın diye burada birbirimize söz verip ayrılacağız. Dünden daha sıkı çalışacağız. Dünden daha çok inanacağız. Dünden daha çok gülümseyeceğiz. Tüm acılarımızı, hüzünlerimizi, anılarımızı bilip hatırlayarak inandığımız bu yolda kararlı adımlarla devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği geçmişinden çok daha aydınlık olmalıdır. Biz olmazsak bu başarılamaz. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler olmazsa, iktidarı kendi ellerine almazsa bu memlekette rahat nefes alınamaz. Bırakın rahat nefes almayı, yaşanamaz bile. O yüzden yakın zamanda kaybettiğimiz ustamız, hocamız Metin Çuluhoğlu'nun deyimiyle sosyalizmden aşağısı kurtarmaz diyoruz. Yaşamak için bile sola, sosyalizme, eşitlik ve özgürlük mücadelesine ihtiyacımız bundandır diyoruz. Haydi diyorum kardeşlerim, önümüzde kazanılacak büyük zaferler var. Hak ettik, kazanacağız. Hayal ettik, kazanacağız. Emek verdik, artık kazanacağız. Emek ve Özgürlük İttifakı'yla kazanacağız. Ama mutlaka biz kazanacağız. Selam olsun Türkiye'nin ve dünyanın aydınlık geleceğine. Selam olsun bu geleceği bereketli elleriyle yaratacak milyonlarca emekçiye. Selam olsun bu memleketin inatçılarına. Yolumuz açık olsun. Haydi başlıyoruz.